Tamam. Her puanın veya puanların altın değerinde olduğu haftalara girildi. Biz de özellikle rakibimiz olan bir takımla oynadık. Tabii ki amacımız burada kazanıp aradaki farkı, bir puan olan farkı biz 2 puan öne geçmek istiyorduk. Ve bir an önce de buradan sıyrılmak istiyorduk. Bu anlamda çalıştığımız her şeyi özellikle ilk yarı tamamına yakınında, ikinci yarının da 50-60 dakikalık bölümünde çok iyi uyguladık. Golü bulduk. Golden sonraki pozisyonlarımız var. İlk yarıda yakaladıklarımız var. Maçın geneline baktığımızda çok hak ettiğimiz aslında bir galibiyet vardı. Rakibim var birkaç tane pozisyonu. Ama buradan ben öncelikle iki takım oyuncularını da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten bu kadar kötü bir hakem triosuyla oynamak ne yazık ki iki takım içinde, sadece bizim için değil. İşte penaltı, kırmızı kartı görmeyen, bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi. İşte rakibin kartları var, bizim kartlarımız var, oyun içindeki inisiyatifler var. Buna rağmen iki takım oyuncuları da ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu anlamda hepsi, iki takımı da tebrik ediyorum. Biz kendi oyunumuzu özellikle maçın başında uygulayacağımız stratejiyi çok çalışmıştık. Bununla alakalı da özellikle maçın ilk yarısında yakaladığımız pozisyonlar var. İşte belki penaltı, kırmızı kartı verebilseydi hakem maç çok daha farklı olabilirdi. İkinci yarı golü bulduk. Golü bulduktan sonra rakibin ikinci santrforu almasından sonra aslında pozisyon bulacağımız da, bunlar hep çalışmıştık oyuncularımızla. Yakaladık da ama bir türlü o gol pozisyonuna girmemize rağmen golü atamadık. Rakibimizin girdiği pozisyonda ya attığı golde tabii sıfırdan kaleye vurması, gol olması. Ama futbolun içinde olan şeyler. Gençlerbirliği'nden deplasmanda alınan bir puan çok kötü puan değil. Özellikle rakiplerimizle oynadığımız maçlarda. Ama bugün galibiyeti rahat kazanabilirdik. Özellikle sonlarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik maçı da kazanabilirdik. Ama bir puan oyuncularımın verdiği emek, mücadeleleri 3 puandı. Ama bu da kötü değil. Biz artık bu maçı unutup milli maç arasına ve ondan sonra oynayacağımız artık Denizlispor maçına hazırlanacağız. İyi bir ivme yakaladık. 5 haftalık periyotta 4 maçı deplasmanda oynadık. Ve bu deplasmanda maçların hepsinde de, hemen hemen hepsinde de zaten birini kazandık. Diğerlerinde de galibiyeti kaçıran taraf olduk. Oyunumuz çok gelişti. İnşallah artık bundan sonraki süreçte bu puanları 3 puan olarak işhanemize yazdıracağız. Şu an bugün de mesela 2 tane pozisyon geldi. Vermemesi gerekirdi belki, pas attı. Pas vermesi gereken şut attı bana. Bunlar olacak. Yani bunlar futbolun içinde, futbolun güzelliği bu zaten. Yani bugün o öyle oynayacak, diğer öyle oynayacak. Ama bizim işimizde tabii onlara bu sizin söylediklerinizi analizlerde her şeyi gösteriyoruz. Şunu şöyle yapsa daha iyi olacak diye bizim de onlara tavsiyemiz olacaktır. Tamam mı? Evet. Eyvallah.